İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. 31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Medyaskop ekipleri Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Bugün de Murat Utku, Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin mitingini izledi. Şimdi de Çankırı'ya geçti. Aya'nın tozuyla Skype attığımızda. Murat Utku merhaba. Hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Medyaskop olarak ilk kez Devlet Bahçeli'nin bir mitingini izledik. Yozgat'ta nasıl bir hava vardı? Devlet Bahçeli neler söyledi? Devlet Bahçeli mitingin başından sonuna kadar beka sorununu vurguladı. Bir beka sorunu olduğunu iddia etti ve bu sorun üzerinden 31 Mart seçimlerinin yerel seçimlerden diğerlerinden daha farklı olduğunu söyledi, iddia etti. İşte kendisine oy verecekleri de bu şekilde ikna etmek istedi. 31 Mart seçimlerinin kaybedilmesi halinde Cumhur İttifakı'nın yine sistemin bir şekilde devam edeceğini ve kendi aralarındaki ittifakın da AKP ile birlikte süreceğini ifade etti. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi işbirliğine de sık sık değindi. Yine onları zillet ittifakı olarak ifade etti. Onları o şekilde itham etti. Bunun da bir biçimde 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak kendisini göstereceğini, eğer 31 Mart seçimleri kaybedilirse Türkiye'nin bekasının tehlike altında olacağını söyledi. Bir de şunu söyledi aslında, biz AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Kendi sloganlarını da sık sık tekrar ederek beka için, milli karar, cumhur için istikrar ifadelerini kullandı. Sandık başına gideceğiz, sandık başında oylarımızı vereceğiz ve bundan önceki dediğim de söylediğim gibi yerel seçimlerden farklıdır. Bu seçimleri kaybetmek bizim için karanlığın hakim olmasına yol açacaktır dedi. Peki Yozgat'ta adaylarda durum nedir? Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifak yapıyor fakat tabii muhafazakar sağ partilerin oy oranının çok yüksek olduğu bir il Yozgat. AKP ve MHP ayrı aday çıkarıyor. Bir de bağımsız aday var galiba. Sendeyiz Murat Utku. Ya 2014 seçimlerinin sonuçlarına bakıldığında çok büyük bir farkla AKP-MHP bloğunun önde olduğunu görüyoruz. Hemen örnek vereyim. 2014'te AKP %56,2, MHP %38,2 aldı. %56,2 oy alarak seçilen belediye başkanı Kazım Arslan'dı. Bu seçimlerde de bağımsız aday olarak AKP kendi tarafından aday gösterilmediği için seçimlere katılma kararı aldı. Dolayısıyla hem AKP'nin adayı Celal Köse, hem Mehmet Erdemir yani MHP'nin adayı, hem de Kazım Arslan şehirde iddialı olduklarını söylüyorlar. Bu önemli. Neden? Çünkü şu anda siz Yozgat'ta dolaştığınızda ve insanlara sorduğunuzda üçe neredeyse bölünmüş durumda insanlar. Kimileri MHP'nin, kimileri AKP'nin, kimileri ise bağımsız aday olarak giren Kazım Arslan'ın kazanacağını iddia ediyor ve bu şekilde tavırlarını belli edeceklerini söylüyorlar. Hemen şunu da söyleyeyim, 2014 yerel seçimlerinde geri kalan partiler, yani işte Cumhuriyet Halk Partisi 1,4 oy almış, Saadet Partisi 1,2 oy almış. Yine bu sonuçlar acaba nasıl etkiler, pek bunun dışında bir sonuç olacağını zannetmiyor Yozgatlılar. Yine AKP, MHP ve bağımsız aday Kazım Arslan arasında geçeceğini söylüyorlar. Murat Utku çok teşekkürler. Murat Utku ile Devlet Bahçeli'nin Yozgat mitingini ve Yozgat izlenimlerini konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, asılsız senet hazırladığına dair hazırlanan iddianameye ilişkin açıklama yaptı. Yavaş iddiaları Cumhuriyet tarihinin en çirkin kumpası olarak niteledi. Anketlere yansıyan fark bir türlü kapatılamayınca yeni bir algı operasyonu ihtiyaç vardı. Türkiye'de benim şeffaflık ilkesi gereği. Bu şeffaflık beyannamesini ilk imzalayan belediye başkanı benim. Ayrıca bunun arkasında mal beyanında bulunmam. Ayrıca
1994'ten beri kamu görevi yapan, rakibimin de mal beyanında bulunmasını istemem, şu anda içinde bulunduğumuz iftira kampanyasına sebep olmuş. Mal beyanından kaçmak için sığınılan bu yöntem, asla bu talebimizden geri adım attırmayacaktır. Biz kendimizi bir hizmet yarışında gördük. Herkesin saygı gösterirken, irkeli, dürüst ve mertçe yarışmayı varken, rakibimizin farkı kapatamamanın verdiği eziklikle bundan sonra hangi kumpaslara başvuracağı maalesef meşhurdur. Bunlara da şaşırmayacağımıza, alıştığımızı ve başımızın hep dik kalacağını bilinmesini isterim. Saygıdeğer basın mensupları, siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyasının özeti şudur. Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik, şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu sahteci ve şantajcı şahıs, avukatlarına yaptığım şirketin şahsıma yapmak istediği ödemeyi alıp kaçmış ve buna karşılık daha önceden şahsıma bırakmış olduğu senedi icra vermenin sonucunda bu şahsın senetteki imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Yani burada asıl mağdur benim. Ayrıca avukatını yaptığım şirketin bu konuda herhangi bir itirazı olmayıp bu sahteci şahıs hakkında şirketi dolandırdığından dolayı onlar da suç duyurusunda bulunmuşlardır. Güne Bakış'ta bugünkü konuğumuz Profesör Ülkü Doğanay. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, merhabalar. Hocam 31 Mart yerel seçimlerine doğru aslında Türkiye'de biraz liderlerin dilini, siyasi atmosferi, söylemlerini konuşmak istiyoruz sizinle. Şöyle başlamak isteriz. Özellikle Cumhur İttifakı tarafında bir kutuplaştırıcı dil aslında her seçim öncesi tercih edilen ağır basıyor. Burada Burak Bilgehan Özpek akademisyen şöyle bir yorumda bulundu bu konuyla ilgili. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayrıştırıcı söylemlerini tercih etmesinde kendi seçmenini konsolide etme hedefi var, fakat bu karşı tarafı da bir o kadar konsolide ediyor. Karşı tarafın seçmenini de konsolide ediyor diyor. Siz ne söylersiniz bu konuda? Evet, aslında bir ölçüde doğru tabii ki. Temel hedef kendi seçmenini konsolide etmek ve biz duygusunu güçlendirmek gibi görünüyor. Ama tabii aslında bu kutuplaştırıcı dil hani Türkiye siyasal tarihi açısından çok yeni değil. Özellikle AK Parti'nin ve Erdoğan'ın 2007'den bu yana kademe kademe kullandığı bir söylem, özellikle seçim meydanlarında. Tabii yerel seçim söz konusu olunca aslında rekabet daha fazla artmış oluyor. Ve kutuplaşmanın bir tarafını şimdiye kadar, hani 2014'te de bunu görmüştük, seçimi belli bölgelerde kazanmasını ya da kaybetmesini belirleyecek olan HDP'yi koyduğunu görüyoruz. Ama bu seçimde farklı olan aslında muhalefetin genel olarak karşı tarafa, yani onlar ya da işte düşman bekaya karşı tehdit oluşturan konumuna yerleştirilmesi. Yani bu bu kadar geniş, bu kadar kapsayıcı bir şekilde olmuyordu. O yüzden bu seçimler özellikle dikkat çekti. Çünkü hani Cumhur İttifakı'nı bir tarafa koydu, diğer tarafa Zillet İttifakı adını verdi. Millet İttifakı'nı koydu. Ama Millet İttifakı'nın içinde olan partilerle değil, yine aslında HDP ile işbirliği yapma suçlaması üzerinden bunu kurduğunu görüyoruz. Bir yandan da tabii şöyle bir şey demiyor, yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama doğru, seçmeni terörist demiyor. Ama aslında şunu söylemiş oluyor, yani hani toplumun yarısına karşılık gelen seçmenin aslında bir oy grubu, bir seçmen grubunun oyunu gayrimeşru kılıyor. Çünkü işte bunlar terör örgütleri işbirliği içindeler, terör örgütünün talimatıyla hareket ediyorlar vesaire. Yani çeşitli suçlamalar, bunları biliyorsunuz. Bunu yaptığı andan itibaren aslında siyasetçi bırakmış oluyor. Çünkü hani terör örgütüyle ya da terör örgütünden talimat alan, bunları siyasi parti dememek gerekir zaten eğer böyle bir şey gerçek olsa,
bir takım oluşumlarla seçime girmek diye bir şey söz konusu olmaz. Mesele burada, yani kutuplaştırmayı vardırdığı nokta aslında siyasetin kendisini, siyaset imkanını ortadan kaldıracak, meşru legal siyasetin kanallarını kapatacak bir boyuta girdiği için. Şimdi burada tabii bir tarafta kendi seçmeni, çünkü hani sürekli bir tehdit algısı içinden elindekini kaybedecek olması nedeniyle ya da böyle bir izlenim doğrulduğu için konsolide oluyor. Yani bunun bir ucunda bölünme tehdidi var, öbür tarafında Dinel'den gidiyor değil mi? Hani sürekli gördüğümüz 8 Mart gösterilerinde de yine gördüğümüz şekilde. Ama diğer tarafta bir yanıyla ben hani Kürt seçmeni açısından bu dilin karşı tarafı da konsolide eden bir yanının olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var aslında. Sadece Kürt seçmen değil tabii ki. Hani genel olarak muhalefetin tümünü bunun içine kattığı için muhalefete oy veren bütün partilerin seçmenine söylemiş olduğu şu. Siz terör örgütleriyle birlikte hareket eden partilere oy veriyorsunuz. Şimdiye kadar öyle verdiniz. Şu anda da bunu vermeye, tercihinizi bu yönde koyarsanız bunu yapmaya devam edeceksiniz. Bu aslında seçmenin kendi aklıyla hareket edemedi, değil mi? Biz bunu daha önce hani Kürt seçmeni yönelik söylemde hep gördük aslında. Daha önce de gördük. Kendi aklıyla hareket edemediği, işte bir takım hani kandırmacalarla aklı çelinerek oy verdi ya da baskıyla oy verdiğine dair bir söylem, bir retorik sürekli kuruluyordu. Şimdi bunun alanını genişletti ve diyor ki aslında muhalefete oy veren seçmeni, siz hani her kendi aklınıza oy veriyorsanız zaten bunlara oy vermezsiniz. Dolayısıyla tekrar bir çocuklaştırma, kendi iradesiyle hareket edememe. Bu çok tehlikeli. Bu çünkü bir yandan tabii ki öbür taraftaki seçmeni de konsolide edecek bir şey. Ama bir tarafıyla da aslında şöyle bir yanı var. Bütün bu beka söylemi ve bununla kurulan kutuplaştırmanın korku. Yani karşı tarafın seçmenine de korku satıyor aslında. Bu ne kadar üzerinde etkili olur? Bunu şu anda öngörmek çok mümkün değil ama belli bir derecede etkili olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten yoğun baskılarla karşılaşılan bir durumda sokağa çıkan kadınların bile aslında değil mi düşmanlaştırıldığı, yani 8 Mart gibi her yıl yapılan bir yürüyüşe katılan kadınların bile düşmanlaştırıldığı ve işte İçişleri Bakanı'nın da yanılmıyorsam açıklamasıyla sosyal medya hesaplarının incelendiği. Yani bu öyle bir yere varıyor ki artık aslında muhalefetin içinde nerede durursanız durun bir gözdağıyla karşı karşıyasınız. Gayrimeşrusunuz, bekaya karşı tehditsiniz, milli değerlere karşı tehditsiniz, dine karşı tehditsiniz. Şimdi bu bir yere kadar belki hani kararsız seçmeni ya da işte tercihini değiştirip muhalefetten yani oy vermeyi düşünen seçmenin üzerinde etkili olabilir. Ama diğer taraftan diğer seçmeni konsolide edeceği belli. Yani hep bir taraf içinde konsolide edeceği düşünülebilir. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu söyleme katılmayan bir aday, İstanbul adayı Binali Yıldırım, Yeni Şafak'tan Kemal Öztürk'e verdiği röportajda şöyle diyor: yerel seçimde beka tartışmasının gündemde olmaması lazım diyor. Sizce Binali Yıldırım bunu diyerek pragmatist bir tavır mı alıyor? Yani incelemedim, o yüzden hani röportajı okumuş değilim, o yüzden çok bir şey söyleyemem ama Binali Yıldırım'ın biliyorsunuz bu tür çıkışları var. Tabii hani yumuşatmak için olabilir, bu beka söyleminden korkan, gerilen hani özellikle İstanbullu seçmen açısından yumuşatmak üzere kullanılmış bir taktik olabilir tabii. Bir de hocam orada şöyle bir şey olabilir mi? Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de aslında bu söylemin artık gerçekçi olmadığına yönelik bir şey olabilir mi sizce? Bir refleks olabilir mi? İkna olmama aslında beka söylemine. İkna olmayanlara karşı bir hani yeşil ışık yakma gibi düşünebiliriz belki de. Çünkü aslında hani başka bir seçim stratejisi
öngördüklerini sanmıyorum. Bu varılan noktada hani AKP'nin de aslında Cumhur İttifakı'nda temel stratejisi, çünkü başka vaat edecek şu anda bir şeyleri yok. Yani bu kadar ağır bir ekonomik koşullar altında. Aslında yeni bir şey üretemiyorken, şimdiye kadar belki 2007 hatta 2011'e kadar demokrasi vaat ediyordu. Haklarda, özgürlüklerde ilerleme, Avrupa Birliği'ne üyelik vaat ediyordu. Şu anda bunu da yapamıyor. Başka vaat edecek hiçbir şey yok. Yani var kalma, beka değil mi? Hani ancak var kalmayı vaat edebiliyor. O yüzden tabii ki parti içinden çıkacaktır. Hani buna tepki gösterenlerin reflekslerini de düzeltmek için kime ifadeler, ama bunu bir hani seçim stratejisinde ya da söylemde bir değişiklik, işte bunun nereye vardığını anlayıp idrak ederek bir yere adım atma gibi görmemek lazım. Hocam, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine her seçim öncesi seçimin kendisiyle kişiselleştirmeyi tercih eder. Yani her seçim öncesi, mesela geçen seçimde Muharrem İnce'yi doğrudan hedef alarak ve kendisiyle yarışan bir, yani karşılıklı bir polemik dilini kullanmayı seviyor. Çünkü aslında kendi işine yarayan bir şey. Burada da Meral Akşener'e son dönemlerde fazlaca yükleniyor. Bu yine bir tercih mi sizce? Ve aslında karşı taraftan da pek bu yönde cevaplar almıyor. Bu tercih mi sizce, ne dersiniz? Bu aslında tabii milliyetçi seçmen üzerinde yapılan hesaplarla ilgili. Yani eğer AKP şu anda izlediği stratejiyle milliyetçi seçmenin, ki buna belki hani kendini ulusalcı olarak tanımlayan seçmenin bir kısmını da biliriz, eğer bunun oyunu almayı hedefine koyduysa, ki ancak bu şekilde olabilecek gibi görünüyor pek çok yerde istediği sonuçları elde etmesi. Burada tabii karşısında bir yandan da Meral Akşener'i görüyor ve onun üzerinden sürdürüyor söylemin. Ama tabii bu kişiselleştirme Erdoğan'ın siyasi tarzıyla ilgili olan bir şey. Yani kendisi, partisi değil mi? Ve aslında partiye veren, oy veren seçmen, onun arasında bu üç ayak üzerinde arasında çok keskin bir özdeşleşme kurarak seçim stratejilerini belirliyor. Şimdiye kadar hep öyleydi. Yine öyle tabii. Yani lider üzerinden aslında, değil mi? Yerel seçim ama lidere oy verilecekmiş. Bu nedenle ama aslında girdiği her seçim aynı zamanda neredeyse bir referandum gibi oluyor. Yani çünkü kendisine onaylanmasını, kendisine oy verilmesini ister gibi bir dil içinden, dil üzerinden kurduğu için her seçimde aslında tekrar tekrar sanki bir referandum havasında. Kutuplaştırma da bunun yine bir parçası olarak düşünülebilir. Şimdi muhalefetin İstanbul ve Ankara adaylarına gelirsek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, onlarsa bu polemiklere pek girmemeyi tercih ediyorlar. Bu tercihlerinin kararsız seçmende, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi veya MHP'ye oy vermiş seçmende bir etkisi olabilir mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii bu önemli bir adım. Yani daha önceki seçimlerde de mesela Muharrem İnce de böyle başladı. Polemiğe girmeyerek başladı. Daha pozitif bir dil kullanarak başladı. CHP bunu yapmaya çalışıyor aslında. Ama tabii pozitif bir dil kullanmakla siyaset üretmemek ya da alternatif bir siyaset önerisiyle gelmemek arasında bir fark var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde pozitif bir dil kullanmak sürekli bir savunmacı retorik içinde kalmak anlamına da gelmemeli. Burada kastettiğim, yani onlar da karşılık versin gibi bir şey değil. Tam tersine aslında kendilerine yöneltilen suçlamalar karşısında, bu suçlamaların aslında meşru bir siyasal arenada yöneltilemeyeceğine dair bir şey söylememeleri, yani işte HDP ile gizli ortak olmak gibi bir suçlamaya karşı mesela HDP'nin legal siyaset yapan bir parti olduğunu söylememekte ısrar etmeleri, değil mi? Bunun arkasında durmamaları aslında yeniden bir savunmacı refleksi. Yani işte Mansur Yavaş'a militanları işe alacağı, değil mi, yönünde bir suçlama yöneltildiğinde almayacağım, ya da işte terör yandaşları bu belediyenin yanından bile geçemez gibi cevap veriyor. Dolayısıyla tekrar aynı dilin içine hapsetmiş oluyor kendisini. Ha, milliyetçi seçmen üzerinde bir etkisi olur mu? Yani böyle bir aslında savunmacı refleksin milliyetçi seçmenlerinde çok etkili
olacağını düşünmüyorum. Çünkü milliyetçi seçmen aslı varken taklidine gitmeyecektir. Yani bunu hep söylüyorum. Bu seçmen davranışları açısından aslında açıklayıcı bir şey, bir ilke gibi görünüyor. Yani taklidine oy vermiyorlar. Dolayısıyla aslında gidecektir böyle bir durumda. Bu tabii CHP için de aslında geçerli bir şey. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Profesör Ülkü Doğanay konuğumuzdu bugün. 31 Mart yerel seçimlerine doğru siyasi atmosferi konuştuk. Devam ediyoruz. Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'la özel bir söyleşi yaptı. Yıldırım iktidarın gündemindeki beka ile ilgili soruya beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması gerekiyor dedi. Kemal Öztürk'ün beka tartışmalarını doğru buluyor musunuz sorusuna Binali Yıldırım şöyle cevap veriyor. Başından beri ittifaklar arası tartışmalar seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden İstanbul'da yerelde kalmaya özen gösteriyorum. Biz devlet başkanı seçmiyoruz. Şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul'da genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölgesinde kalırsak yazık olur. İstanbul adına üzülürüm. Böyle olmaması için de azami gayret gösteriyorum. Beka dediğimiz şey bayrak, toprak, millet, devlettir. Bu kavramlar üzerinde tartışma yapılacak şeyler değil. İttifakların oluşma şekli bu tartışmayı gündeme getiriyor. Terörle yan yana gözüken bir partinin bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor. Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul'u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna. Ruşen Çakır, Medyascope özel yayınında beka ve ezan tartışmaları üzerinden Erdoğan'ın kutuplaştırma stratejisinin bekleyen etkiyi yaratıp yaratmadığını değerlendirdi. Muhafazakar kesimde öteden beri olan, yaşanan feminizme, feminist eğilim, feministleşme eğiliminden çok ciddi bir şekilde rahatsızlar ve bunun özellikle kendi iktidarları döneminde alabildiğine genişmiş olmasından ayrıca rahatsızlar. Dolayısıyla bu ezana karşı ezanı protesto ettiler yalanının bir diğer boyutu da aslında muhafazakar camia içerisinde kadınlarda, özellikle genç kadınlarda yaşanan kadın haklarına sahip çıkma, hatta açık bir şekilde feminizm sahiplenme, savunma eğilimini de bir açıdan yıldırmak istiyorlar. Olayın bu boyutu da var. Ama esas boyutu tabii ki bu seçimde işlerin çok da parlak gitmediği hissedilen bu seçimde yeni bir kutuplaştırma argümanı olarak bu ezanı protesto ettiler yalanın üzerinden siyaset yapılmak isteniyor. Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu olan eski basın danışmanı Osman Sert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplumu kutuplaştıran her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına saygı duyan bir bilinç yeşeriyor dedi. Toplumu kutuplaştıran, her türlü değeri kısa vadeli öncelikler için istismar etmekten çekinmeyen bir nobranlığa karşı herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor. Bizi bu bilinç kurtarır. Bu sözler eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, eski basın danışmanı Osman Sert'in Twitter hesabından paylaşıldı. Bu mesajın Davutoğlu'nun yeni parti kurumu hazırlığında olduğunun iddia edildiği günlerde atılması yeni bir tartışma başlattı. Tweet'teki herkesin hukukunu koruyan, herkesin acısına duyarlı bir bilinç yeşeriyor cümlesinin yeni bir partiye işaret edip etmediğini anlamak için biraz beklemek gerekecek. Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde önce Pelikan Bildirisi adı altında kendisinin icraatlarını sertçe eleştiren bir metin ortaya çıkmış. Ardından AKP MYK'sı tarafından bazı yetkiler alınmıştı. Davutoğlu bunun üzerine istifa etmişti. Medyascope ekipleri olarak siyasileri takip etmeye devam ediyoruz. Bugün de şu an stüdyoda bulunan arkadaşlarımız Canan Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avcılar mitingini takip etti. Kubilay Barış Çelik ise CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nu Eminönü'nde takip etti. Şimdi Canan Coşkun'a dönelim. Nasıl bir ortam vardı, nasıl bir atmosfer vardı ve Erdoğan'ın konuşmasına gelmeden, Erdoğan'dan önce konuşan kişileri
neler dediğini de merak ediyoruz. Aslında çok soğuk bir hava vardı ve fırtınalı bir havaydı. Yağmur yağıyordu. Bu yüzden miting alanı çok fazla dolu değildi desek doğru olur. Miting alanına girerken Avcılar'ın merkezinde işte İspark Meydanı diye bir yer var. Miting burada yapılacaktı. Buranın olduğu caddeye, ana caddeye girdiğimiz andan itibaren aramalar da başlıyordu. Polis gerçekten didik didik aradı. Binaların çatılarının üzerinde özel harekat, keskin nişancılar vardı. Ara sokakların başında özel harekat tutuyordu. Kuş uçurtulmuyordu. Sonra alana girdikten sonra harem selamlık bir mitingdi. İşte kadınlar sahnenin sağında, erkekler sahnenin solunda mitingi izliyorlardı. Sırasıyla AKP siyasetçiler çıktı. Tabii öncelikle AKP İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak konuştu. Bayram Şen Ocak'ın konuşması Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir konuşmaydı ve onun herkesin oyuna talip olma söylemini samimiyetsizlik olarak değerlendirdi konuşmasında. Peşinden AKP'nin Avcılar Belediye Başkanı adayı İbrahim Ulusoy sahneye çıktı ve seçmenlerden oy istedi. Sonra bence mitingin en konuşmasını yapan, en sert konuşmasını yapan AKP Genel Başkan Yardımcılarından Fatma Betül Sayankaya çıktı sahneye ve konuşmasının en başında 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde ezanın protesto edildiğini iddia etti ve başka bir soluk daha kattı aslında bu iddiaya. Bu iddianın, bu protestoyu yapanların başında HDP'lilerin olduğunu söyledi. Bu sırada işte seçim meydanındaki bu miting alanında bekleyenler de onlara böyle tezahüratlarla bağırarak destek veriyordu bu açıklamalarına. Peşinden Binali Yıldırım geldi. Binali Yıldırım İstanbul'a neler yapacaklarını anlattı ve nihayetinde yaklaşık bir saatlik bir gecikmeyle Erdoğan sahneye geldi ve Erdoğan'a gelmeden önce Barış'a dönelim istersen Canan. Sonra seninle tekrar Erdoğan'ın konuşmasının içeriğiyle devam edelim. Kubilay Barış Çelik, sen de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu'nun Eminönü temaslarını izledin. Esnafla görüştü. Orada Mısır Çarşısı'nda, Kapalı Çarşısı'nda. Bir de Mahmut Paşa. Evet, bir de Mahmut Paşa'da. Nasıl tepkiler alıyor? Ekrem İmamoğlu böyle alıştı mı diyeyim daha doğrusu siyasete, değil mi? Galiba biraz öyle. Hani yeni sahaya atılan, yeni yola çıkan bir siyasetçi olarak nasıl izlenimlerin? Valla şunu söylemek lazım. Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında çarşı pazar ziyaretlerini çok önemseyen bir siyasetçi. YouTube'a girdiğinizde kendisini böyle belli, İstanbul'un belli semtlerinde çarşı pazar gezintilerini sık sık rastlayabiliyorsunuz. O yüzden Ekrem İmamoğlu bence bu esnafla temas kurmaya alışmış bir siyasetçi artık. Son günlerde çok yoğunlaştı buna. Orada açıkçası Ekrem İmamoğlu etrafında bir takım partililerle, aynı zamanda Fatih Belediye Başkan adayı Soner Özimer'le beraber esnafı ziyaret etti. Dediğin gibi Kapalı Çarşı'ya, Mısır Çarşısı'na, Mahmut Paşa'ya gitti. Atmosfer genel olarak samimiydi. Onu söyleyebilirim. Öncesinde gitmeden önce biz merak ediyorduk yani acaba Eminönü'ndeki esnaf, çünkü Fatih bölgesinde işte muhafazakar kimliğiyle tanınan bir bölge, acaba nasıl karşılar diye merak ediyorduk. Fakat genel olarak Ekrem İmamoğlu'nun samimi karşılandığını söyleyebiliriz. İmamoğlu sık sık selfie çekilmek için durduruldu, örnek veriyorum. Esnaf olsun, oradaki müşteriler olsun, hatta turistler. İtalyan bir grup turist vardı, İranlı turistler olsun mesela. Ekrem İmamoğlu onlarla İngilizce muhabbet etti vesaire. Yani dediğim gibi kendisi sık sık durduruluyordu. Gayet de rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Ondan sonra döviz ofislerini mesela hiç boş geçmedi. Geçtiği her sokaktaki döviz ofislerine girdi. Uğrayamadığı esnaflara da işte kusura bakmayın diyerek onları da selamladı. Genel olarak böyleydi. Fakat şöyle bir olay da oldu mesela. Biz Mısır Çarşısı'ndayken bir tane esnaf Ekrem İmamoğlu'na terör sevicilerini burada istemiyoruz dedi. Bu şekilde bağırdı. Gayet onu duymasını da isteyerek, kendisini göstererek. Ekrem İmamoğlu döndü ve seni ahlakınla baş başa bırakıyorum dedi. Orada bir hani bir nevi artık kendisine karşı yani böyle gösterilen sert bir tavırla karşılık vermedi Ekrem İmamoğlu. Gayet sakindi, bunu söyleyebiliriz. Bir de başörtülü kadınlar vardı mesela. Bunlar arasında da Ekrem İmamoğlu'na gayet rağbet gösteren insanlar olduğunu gördük. Genel olarak bu şekilde geçti diyebilirim. Tekrar Canan Coşkun'a dönelim. Tam Erdoğan'ın konuşmasında kalmıştık. Evet. Erdoğan günde birkaç yerde de konuşuyor. Bu konuşmasında nelere değindi ve sert bir söylem kullandı mı?
Erdoğan'ın bugün programı, İstanbul programı yoğundu. İlk olarak işte banliyö hattını, Gebze Halkalı banliyö hattını açtı. Ondan sonra Küçükçekmece ve bir yer daha vardı. Orayı Avcılar'a gelmeden önce Küçükçekmece'deydi. Küçükçekmece'deki konuşmasında yine beka sorununu gündeme getirdi ve ezan protestosu iddiasını yine gündemde tuttu. Ama Avcılar'daki konuşmasında bunların hiçbiri yoktu. Yani çünkü zaten ondan önceki siyasiler zaten bu ayrıştırmacı dili kullanmıştır. Yani gündeme getirilmişti o mitingde. Avcılar'da yalnızca Avcılar'a neler yapılacağını, işte Avcılar'ın sahil kesiminin düzeltileceğini, işte Avcılar merkezden İstanbul Üniversitesi'ne bir köprü yapılacağını, Avcılar'a ne yatırımlar yapılacağını anlattı. Sert bir çıkışı yoktu. Sadece icraatlardan yapılacak icraatlardan bahsetti. Sert bir söylem kullanmadı Avcılar'da. Çünkü zaten oraya gelene kadar yeteri kadar kullanmıştı. Peki Canan Coşkun ve Kubilay Barışçelik, çok teşekkür ediyoruz. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, Güne Bakış yerel seçim gündemiyle devam ediyor. İrfan Bozan Medyaskop özel yayınında Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'la yerel seçimlere giderken İstanbul için projelerini konuştu. Şimdi bu soruyu duyan bir aday hemen şuraya getirdiği dosyaları açıp size bir şey söyleyeyim. Bak ben de dosya falan getirmedim. Neden versin biliyor musunuz? Bir kere bizim milli görüşüm bugün icat edilmiş bir şey değil. Ta nizamdan beri kurulduğumuz gün beri söylediğimiz umdelerimiz var. Bu umdelerimiz konusunda mutabıksa, ki mutabık olmamamız mümkün değil, onun için bana oy versinler. Neden? Ben bu umdelerle, bu prensiplerle iş yaparsam güzel iş yaparım, hayırlı iş yaparım. Bunun üzerine benim mühendislik formasyonum, efendim öteki tecrübe falan bunlar ilave olur. Ama esası bozuksa bu tecrübeler hiçbir işe yaramaz. Nitekim yani böyle adaylar da olabilir. Nedir onlar? Biz bir kere evvela kısaca şu beş maddeyi sayacağım. Biz kardeşlik, yani insan olmak ortak paydası bizim hizmet etmemiz için yeterli sebep. Sen şucusun, %50 evde zor duruyor. Efendim beni demeyenler terörist. Bakın burada bir parantez açacağım. Esenyurt'ta bir programdan sonra ilçe merkezinde bir çay içimliği dinlenmeye geldik. Dediler ki bir bey sizi dinlemiş aşağıda, şimdi sizi görmek istiyor. Geldi şivesinden Güneydoğu olduğunu zannettiğim bir kardeşimiz. Başkan dedi, sen burada konuştun, seni dinledim de ya biz terörist değiliz dedi. Bunu söyleseniz de dedi. Ben dedi sokağa kendi ülkemde çıkamıyorum dedi. Şu ayrışmaya bakar mısınız? Şu kutuplaşmaya bakar mısınız? Kadın Koalisyonu 31 Mart yerel seçimlerinde kadın adayların siyasi partilere, belediyelere, illere göre dağılımını derledi. Verilere göre toplam 8.263 adaydan sadece 652'si kadın. Raporla ilgili konuştuğumuz Kadın Koalisyonu'ndan Feray Salman, siyasi partilerin kota uygulamasının geçici ve aslında sorunu ötelemek için kolaylaştırıcı bir araç olduğunu söyledi. Aslında rakamlar, oranlar, yani bu çalışmada yaptığımız şeyler aslında toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde siyasi partilerin hani pozisyonunu göstermesi bakımından önemli bir gösterge. Yani aslında eşitsizliğin hani nasıl devam ettiğini ve ne gösteren bir tablo. Aslında bu da hani temel problem şu. İşte bu kota, fırsat eşitliği falan meselelerine baktığı zamanında hani kadınları itiraf etmişlerdi. Yani biz fırsat eşitliği istemiyoruz. Dolayısıyla gerçek eşitlik meselesidir önemli olan. Bunun içinde hani araçların geliştirilmesi gerekir. Olanakların geliştirilmesi gerekir dediğimiz şeydi. İşte kota uyguluyoruz ya dediler pek çok uzun zaman. Şimdi mesela kota dediğimiz şey aslında geçici bir önlemdir ve şeyi kolaylaştırmak içindir. Yani bir sıkıntıyı giderebilmek için uygulanan ve o uygulama sırasında da aslında pek çok tedbirin alındığı bir yerdir. Şimdi bakıyoruz işte, neredeyse bütün bildirilerinde, programlarında %30'luk bir kota var ya, 30-33 arası gidiyor partilerde. Nasıl sabit bir şey aslında? Yıllardır hani bir sabitlemişler.
Ve şöyle bir olanak da sağlanmış siyasi partiler kendilerine. İşte biz kotayı koyarız, kadınlar gelirlerse gelirler, gelmezlerse ne yapalım, kota koyduk, söyledik, bildirdik. Dolayısıyla kadınların hani şeyine, performansına kalmış bir şey gibi baktıkları bir sistematik içerisinde aslında bu erkek egemen sistemin ilerletilmesinde, değişmemesinde aslında çok önemli bir rol oynadıklarını söylüyor bu tablolar. Halkların Demokratik Partisi'nin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlediği mitingde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak tutuklandı. Halkların Demokratik Partisi'nin Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde HDP eş genel başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı. Mitingin ardından Sadak ve iki kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Sadak ile birlikte gözaltına alınan iki kişinin işlemleri devam ederken, Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu üyesi Sadak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama kararını Twitter hesabından duyuran Sadak şu ifadeleri kullandı. HDP Viranşehir mitinginde yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve gece geç saatlere kadar devam eden mahkeme sonrası tutuklama kararı verildi. Hilvan cezaevine götürülüyorum. Meydanlarda haykırdığımız demokrasi, barış ve kimlik mücadelesinden asla geri adım atmayacağız. Haklı ve meşru olan taleplerimizi mahkeme salonunda da ifade ettim. Halkımıza yönelik bütün zulüm ve baskılar mutlaka son bulacaktır. Nerede olursa olsun mücadeleye dört elle sarılarak halkıma karşı sorumlu olacağım. Gebze Alkalı arası banyo tren hatları açılışı Kartal'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. 76 kilometrelik hat Gebze ile Halkalı arasını 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek. Marmara ile entegre olarak yeniden hizmete giren hattın 1,2 milyon yolcu taşıması bekleniyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son seferini 2013 yılında yapan İstanbul Halkalı Gebze Banliyö tren hattı açılışına katıldı. Bugün Kartal'da gerçekleşen açılışta AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'la bir konuşma gerçekleştirdi. Projenin 2006 yılında gerçekleştirilen ihalesi iptal edilmişti. İkinci ihalesi 2011 yılında gerçekleştirilen hattının 2016 yılında açılması öngörülüyordu. Fakat ihaleye kazanan OHL şirketi maliyet artışını gerekçe göstererek hattın açılışını birçok defa erteledi. 2013 yılında başlayan yapım çalışmaları ise bugün tamamlandı. Bir Kadın programında Merve Özçelik ve Gökçe Çiçek Kösedağ'ın bu haftaki konuğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ydü. Yine böyle hafifçe bir bulamayacağınız ama benim aklıma gelen olay ki benim yazım kuvvetlidir kompozisyon aşamasında. Bununla ilgili bir kompozisyon yarışmasına girdiğimde hem birinciliği hem üçüncülüğü almıştım. Dolayısıyla da Kültür Bakanlığı'nın 100 Temel Eser diye bir kitabı var. Onlar bana emanet edilmişti. Hediye olarak verildi, pardon. O hediyenin kapağını açtığım yerde Afet İnan'ın bir kitabı vardı. Onu hep okudum, yani bir kadın mücadelesi vardı. O mücadelenin içinde diğer mücadele edenlere, yani Cumhuriyet döneminin önce tanımı anlamında Cumhuriyet dönemiyle başladım ama Cumhuriyet döneminin gerisine de giden sürecin olduğunu fark edince süreçte yetişme, 14 ile 18 arasında böyle bir kendini yetiştirme dönemi başlarken 18'inde bir yerlerde, üniversitede bir derneğe üye olmam gerekir diye düşündüm. Kadın Sosyal Hayatını Araştırma İnceleme Derneği, Afet Hanım'ın kurduğu bir dernekte, yani o kitapla bağlantısı var açıkçası. Oraya girdiğimde bu ülkenin şanslı nesilleri, yani eğitim almış ailelerde, eğitim alarak belli noktalara gelmiş, işte ilk kütüphaneler müdürü, ilk hakim, ilk işte dil, tarih, coğrafya fakültesi profesörü gibi kadın arkadaşların kurduğu o derneğin içinde ben denizi kabul etmediler. Zeytin Dalı'nda Müge İplikçi konuğu Zerrin İren Boynu Delik'le mitolojiden bugüne zeytinin serüvenini konuştu. Belki olumsuz tarafları da oldu yerleşmenin ama yani bugüne kadar geldik işte sonuçta bugüne yerleşik kadar, evet, olarak. Doğru. O bakımdan kültürel, kültür tarihi açısından ve uygarlık tarihi açısından zeytin önemli.
Tabii bu önemi insanlar zeytine ve ağacına diyelim. Tabii birçok ürünüyle beraber kullanılıyor aslında ama yani yeniyor. Daha sonra geç bir zamanda başlayacak bu yeme hikayesi ama işte yağından, odunundan, şifasından, musundan faydalanılıyor. Kutsal bir şey bir defa. Çok verimli bir ağaç bu. Ağacın bu fizyolojik özellikleriyle de ilişkili bir şey. Sadece estetik değil yani. Zeytinden daha güzel ağaçlar var aslında. Ama gene de ayrı tutuyorum onu. Ama yani bu ayrı tutarken yani belki birazcık böyle zihnimizi böyle kurcalarsak o ayrımcılığımızın arkasında yatan şeylerin fayda, işte uzun ömürlü olmak, dayanıklı olmak, vefalı olmak. Vefalı olmak, evet. Yani biliyorsunuz bu ölmez ağacı lafı vardır, bana ait değil bu laf ama çok kullanılan bir şeydir. Çünkü ne yaparsanız yapın. Bir türlü vazgeçmez yani ürün vermekten ağaç. Bugün Medyaskop stüdyosunda çok önemli bir konuk ağırladık. Mehmet Selçuk Ada, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Prekazi ile büyük kulüplerin bugün içinde bulduğu durumu konuştu. Tabii ki takip ediyorum. İlk ne zaman duydum? Fenerbahçe'nin Komoli gelmiş. Menajer işi ne yapıyor? O zaten getirmiyor bu futbolcuları. Bunlar kötü gidecek. Çünkü o da Liverpool'daydı biliyorum. O Gerard Houllier zamanında Fransız. Ne futbolcular getirdi Fransa'ya? O Liverpool'u rezil. Fenerbahçe kovdu. Müthiş bir antrenör. Ama onun sözü yoktu. Eğer Türkiye'de futbol yükselişi olmak için dört büyük takımlar her zaman üst sıralarda olmalıdır. Şu anda bu sene Fenerbahçe çok kötü gidiyor. Evet. İyi değil. Ben tabii ki Türk futbolcusunu istiyorum, istiyorum. En önemlisi odur. Fenerbahçe olsa ama ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon birincisi olur. Fenerbahçe olmasın. Ama o benim istediğim şey. Ama Fenerbahçe'siz olmaz, Galatasaray'sız olmaz, Beşiktaş'sız olmaz, Trabzon'suz olmaz. Dört büyük takım. Bakarsınız her Avrupa liglerde onlar yarış yapıyorlar. Şampiyonluk için. Onlar olmazsa futbol olmaz ki öyle güzel. Zidane yeniden Real Madrid'in teknik direktörü oldu. 10 ay önce kendi isteğiyle takımdan ayrılan Zidane'ı zor bir görev bekliyor. Real Madrid, Zidane'ın dönüşünü resmi internet sitesindeki açıklamayla duyurdu. Zidane ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandı. 10 ay önce kendi isteğiyle takımdan ayrılan Zidane'ı zor bir görev bekliyor. Ama yönetim yeni sezon için para musluklarını açtı. Yaz transferleri için en az 300 milyon euroluk bütçe ayrıldı. Kovulan teknik direktör Santiago Solari'ye ise kulüpte başka bir görev verilecek. Solari takımı Ajax'a kendi evinde 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'nden elenince kredisini tüketmişti. Real Madrid İspanya Ligi'nde şampiyonluktan uzaklaştı, Kral Kupası'ndan da elendi. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Fem Fikir var. Işın Eliçi'nin bu akşamki konukları Sezin Öney, İşter Gözaydın, Gülsüm Kav ve Emel Deniz Aslanı. Saat 21.30'da ise Sosyal Hukuk programında Akçay Taşçı'nın konukları Avukat Çiğdem Akbulut ve Avukat Özkan Yücel olacak. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.